Maç sonra açıklamaları izledik. Bugün gündemin bir diğer maddesi Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklamalardı Zeki Uzundurkan. Galatasaray'dan da hemen cevap geldi. Evet. Sayın Başkan çok önemli açıklamalar yaptı aslında. Gündemi belirleyecek açıklamalar yaptı. Yani Fenerbahçe'yi şampiyon yapmamak için talimat mı aldınız diye sorduk diyor mesela. Yani Riva'ya gitmek zaten tesadüf değil yani bunlar. Hani biz diyor Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile konuşunca niye oluyor? Rakiplerimiz de gidip konuşuyor. Canımızın yandığı maçlar oldu. Onları konuştuk. Bambaşka şeyler konuştuk. İşte yayıncı kuruluştan gelen ödemeler, onlar konuşuluyor çünkü. Aynı şeyi Beşiktaş Başkanı da konuştu. Hafta başında Konyaspor yönetimi de gitti. Riva'ya konuştu. Genelde ama birinci madde şu oluyor. Maçlarımızda VAR'dan şikayetçiyiz. Hepsi VAR'dan şikayetçi. Hakemlerden ziyade birinci planda kurumlar VAR. Baskı altında diyor. Tabii ama öyle. Manipülasyon var diyor. Yani VAR Galatasaray'la ilgili de bildiklerinizi açıklayın diyor. Orada Erden Timur'un Sportif AŞ Başkan Vekilinin tıpkı Abdurrahim Albayrak'ın zamanında elimizde VAR kayıtları var demesi gibi, VAR kaydı var demesi gibi bildiğimiz çok şey var. Bunları sezon sonu açıklayacağız demesi. Haklı olarak herkes bunu söylemesi lazım. Çünkü sezon bitmeden bu kayıtların ya da elinizde olan delillerin ligin seyrini değiştirecek deliller varsa lig bitmeden açıklayacaksın. Lig bittikten sonra bir anlamı yok ki. Abdurrahim Albayrak gibi zamanında olmasın hani, yani tabii, diyorsunuz. Tabii, o zaman da o diyordu. Çünkü var yoktu, konuşmaları var. Yoktu. Yoktu. Hiçbir açıklanmadı. Şimdi, Galatasaray'da aynen, şampiyon oldu diyorsunuz. Ben, onun gibi olmasın tabii, yani. Tabii şu anda ben Galatasaray'ın elinde ligin seyrini değiştirecek işte Fenerbahçe ile ilgili, Beşiktaş ile ilgili, Trabzon, Galatasaray kendi takımı ya da ligde yani ligi yangın yerine çevirecek işte hakemlerle ilgili, İşte federasyonun içinde böyle bir elinde delilin ya da net bir hadisenin olduğunu düşünmüyorum. Bunlar kızgınlıkla söylenen cümleler, düşünülmeden irticalen dudaklardan çıkan sert sözler ama sonuçta cevap hakkı doğuyor. Buyurun açıklayın tabii ki. Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi'nin de demesi lazım ki gel bakalım Erden Timur ne var sende? Hani biz de bilelim ki ona göre önlem alalım. Ne var acaba? Hakemlerle ilgili bir şey mi var? Hakemler bir şey mi yaptı? MHK'nin içinden bir şey var. Kurullarda mı bir şey var? Skandal var. Biz de bilelim de ona göre çözüm üretelim. Yok demek ki yok ki. Boşa konuşuluyor. Fenerbahçe'ye de cevap hakkı doğuyor. Fenerbahçe de söylüyor. Hafta içi de konuşulacak. Bak mutlaka konuşulacaktır. Çünkü derbiden sonra gene ortalık yangın yerine dönecek. Çünkü hakem çok konuşulacak. Ali Şansalan. VAR hakemi çok konuşulacak. Kaybeden çok gürültülü masaya yumruğunu vuracak. Çünkü 3 takımın da şu anda bir iddiası var. Beşiktaş'ın da ikincilik iddiası var. Kesinlikle. Belki Galatasaray'ı yenerse şampiyonluk iddiası da olacak. Aynen. O yüzden ben bugün Ali Koç'un konuşmalarında dozunun normal olduğunu düşünüyorum. Evet Galatasaray üzerinden bir tablo çizdi. Ama Galatasaray da bu kozu Fenerbahçe Başkanı'nın eline verdi. Çünkü Fenerbahçe Başkanı gittikten sonra hemen siz Fenerbahçe'de Başkan'la Ali Koç'la ne konuştunuz anlatın bakalım demesi de bana göre şık olmuyor. Aynı şeyi o zaman Ali Koç'ta Dursun Özbek'le Başkan konuştuktan sonra gitsin. Dursun Özbek'le ne konuştunuz? Ya bunlar gerçekten inanamıyorum ama bugün camia baskısı da burada etkili oluyor diye düşünüyorum. Gitsen de konuş bak o konuştu. Sezon başından beri kimler gitti Riva'ya mesela? Herkes gitti. Herkes. Ben diyorum ki gitmeyen kalmadı mesela hocam. Ben ne diyorum biliyor musun? Gitmelerine gerek yok mesela. Orada birer oda ofis versinler. Hepsine. Ciddi söylüyorum ya. Şaka değil. Hepsine ofis versinler. Hani bir sıkıntı olduğu zaman hiç bu kadar Riva'ya gitmeye gerek yok. Orada da görevli birileri çalışsın kulüplerden. Direkt gitsin oradan. Direkt konuşsunlar. Tekrar sözcüler ofisine odaya girsin. Hiç. Bugün Cüneyt, ben de divan toplantısındaydım. Sayın Başkan bütün üyelerin konuşmalarını dinledikten sonra hem gıyaben bir cevap hem de aynı zamanda da bu son zamanlardaki işte federasyona gitme konusunu konuştular. Konu şöyle, Fenerbahçe Spor Kulübü Sayın Büyükekşi'den şey istiyor, randevu istiyor. Ama epeyden beri istiyor randevuyu. Bu randevuyu da genel hem işte futboldaki sıkıntılar ve de aynı zamanda da işte bu mali yapılar ne olacak? İşte önümüzdeki yabancı problemleri. Yani genel bir futbolun sorunlarını konuşmak için bir randevu epeyden beri ve birkaç kere de teyit etmelerine rağmen, fakat Sayın Büyükekşi'nin şeyi çıktığı için, işlere çıktığı için bu geçen güne ertelenmiş. Dolayısıyla o konuşmanın içeriğini de üstü kapalı olarak da başkan söyledi. Hiçbir zaman için dedi bizi oraya gittiğimizde bu büyük maçla veyahut da derbinin hakemiyle ilgili, herhangi hakemlerle ilgili ne olacak, ne bitecek işi isim vererek hiç böyle bir şey konuşmadık dedi. İşin dedi en vahim tarafı dedi, biz oraya gittiğimiz için dedi, arkamızdan dedi, diğer dedi Galatasaray Kulübü Başkanı'nın gitmesi enteresan dedi. Biz dedi zaten bu konuları konuştuk dedi ama biz gittik diye onlar gitmesi dedi. Bu ortalığı biraz da geren tablo bu oluyor. Yani sen gittin bak ben de giderim gibi algılanıyor. Dolayısıyla da bununla ilgili başkan gene bir açıklama yaptı. Dedi ki Sayın Dursun Özbek benim çağrım şu. Bildiğiniz ne varsa istediğiniz kanalda istediğiniz şekilde çıkalım. Hepsini konuşalım. Bütün herkes kafasındaki soruları, eteğindeki taşları adeta aynen bu söylemle döksün, konuşalım dedi. Ve ben bu konuşmamı, ben bu davetimi tekrarlıyorum, ineliyorum dedi. Dolayısıyla da bunu zaten epeyden beri söylüyor Sayın Başkan. Dursun Özbek'in daha evvel açıklamış olduğu bir hani herkesin hakkını, herkesin görüntü haklarını bize gönderseniz kim haklı, kim haksız bütün konuları hepsini biz yayınlayacağız diye bir demeci de vardı. Başkan Fenerbahçe Spor Kulübü bütün görüntülerini de yolladı, haklı, haksız ne varsa diye. Ama öyle bir şey yayınlanmadı. Yani bu tip şeyler ufak belki hani sinek mide bulandırır hesabı minik minik üst üste koyuyor. Ama en son başkan gene divan toplantısında son olarak davetini yaptı. Çıksınlar. Galatasaray'dan cevap da geldi. Onu da arada gösterelim. Şey de, birkaç şey daha vardı. Ali, ondan sonra geç istersen. Onun da haberini yapmıştık arkadaşlar. Tabii o da var. Şu enteresandı bir de Florya projesinde neler döndüğünü anlatacağım dedi. Evet. Fenerbahçe Başkanı o da enteresan. Evet. Bir de şunu söyledi. Allah dedi kimseye şampiyonluk posterini revize etmeyi nasip etmesin dedi. O da enteresan. Bir de muhaliflere de seslendi. Orada da şunu söyledi. Kapı kapı dolaşıp başkan adayı arıyorsunuz dedi. Arkadan güreşmeyin dedi. Çıkın karşıma dedi. Başkan bulun dedi. Er meydanına gelin dedi. Yarışalım. Onu da söyledi yani. Orada da bir meydan okuması var. Orada... Galatasaray da sert bir açıklama yaptı. Tabii, sizin adınızı utanıyoruz. Başlıkta böyle. Reha Hocam futbol iklimi yine demeçlerle ısınıyor. Demeçler, riva, hakemler ne güzel bir iklim değil mi? Her kulübünde devlete ciddi borçları var. Yani milyar TL falan eski rakamla yani net bir şekilde söylüyorum. Katrilyonlar yani. Bu kulüpler 3-4, en küçüğü 116 yıllık. Yani onlar, İstanbul'un 3 büyüklerine bakarsın. Sen hiç onlarla konuşan, ilgilenen gördün mü? Yani ya bunlar batar yani. Devlet bir şekilde formül buldu. Çünkü futbolu ülkemizde çok seviliyor. Aynen. Devlet kulüplere yardımcı oldu. Hepimizin bildiği gibi bütün ülkemizde bir şekilde dediler ki ya şu şekilde borçlansın. Tamam. Yani normal eski rakamla söyledim 3-4 katrilyon borçlar ya bir kulübün. Bunlar geçen gün bunlar... KAP açıkladı. Belki dikkat etmişsindir ya. Yani çok özür dilerim lafa girdim ama. Estağfurullah canım, girebilirsin her zaman. Şöyle ki 6 aylık kamu aydınlatma platformu bütün kulüplerin borçlarını açıkladı. Ve kulüplerin hepsinin toplam borcu 16 milyar TL, 22 milyar TL. Tabii tabii. 20 ve 22-24 milyar TL. 4 büyükleri. 4 büyüklerin bu. Tabii. Ve 4 büyükler. Onu ayrı çizdiği altına, anladın mı? Şimdi bütün kulüplerin tabii, dedin tabii. Ya. Evet. Şimdi bütün kulüpler derken bütün ligimizde şu anda yer alan 19. Şey bütün 4 büyük kulübün dedim. Özür dilerim. 4 büyük kulübün ondan... borcu 22 milyardı. Şimdi bu 4 büyük kulüp borçlarını tamamlaması için, borcunu ödemesi için kendi öz sermayesini bütün futbolcuların bonservise satsa bile sadece 3'te 1'ini karşılayabiliyormuş. Ve bununla beraber her sene 17-18 tane futbolcu alıyor. Oluyor. Çok güzel söyledin. 17-18'den devam edelim. Şimdi Ali Bey'in ben de bugün divanda konuşmasını izledim. Evet, birçok konuya, işte Galatasaray konusuna, Futbol Federasyonu'na gittiğine değindi. Bu ara dedi ki işte şampiyon 5. senemiz işte 4 sene şampiyonluğu kaçırdık. Bu sene tekrar gidiyoruz. 2 kupada ondan sonra. Şimdi Ali Bey'in yaptığı bana göre yanlış bir tespit var. Ne gibi? Şimdi Fenerbahçe takımının evet hakkı yeniliyor mu? Doğru yeniliyor. Evet hakem hataları var. Galatasaray takımının var, yapılıyor. Beşiktaş'a yapılıyor mu? Yapılıyor. Trabzonspor'a yapılıyor. Yani yalnız bu sene için değil. Yapılıyor. Evet. Şimdi esas Ali Bey'in bunu söylemesi gerekir. Hakem hatası evet yapılıyor. Evet. %100 katılıyorum. Tamam. Peki şunu sorgulamayacak mı Cüneyt? 5. sezonu yaklaşık 100'e yakın oyuncu almış. Değil mi Fenerbahçe kulübü? Evet. 8 tane teknik adamla çalışmış. 2 tane yani Emre Belözoğlu ve Komoli 2 tane bana göre çok yanlış transferler yaptırdılar. İkisi de çok başarısız. Teknik adam olarak Emre Belözoğlu daha başarılıydı. Bana göre sportif direktör olarak başarısızdı Fenerbahçe'de. Ama teknik adam olarak daha başarılıydı. Şimdi sen dersen ya bizi, yani bunu program başında da söyledim. Daha önce de söylüyorum. Ya düzen bizi işte istemiyor, futbol federasyonu vesaire, bu düzende olmamız falan dersen. Ya ben de derim ki kardeşim, sen Sivas Sporu 1-0 yenseydin Kadıköy'de 2020-21 yılında sen şampiyondun. Seni istemeyen düzen, Karagümrük gidecek, İnönü'de galip gelecek. Yani sen düşünebiliyor musun? Seni oraya o şansın bırakır. Hayır. Orada Beşiktaş yenerdi Karagümrük'ü. Son haftada Göztepe'yi yenerdi. Zaten orada tur attılar. Biterdi, son haftaya kalmazdı. Şimdi böyle bir yalnız işte bizi istemiyor falan demek yerine böyle okumaması gerekir. Nasıl okuması gerekir? Biz kendi öz eleştirimizi nasıl yaparız? Bunları da Ali Bey'in söylemesi gerekir. Evet biz çok yüksek rakamlar verdik. Çok yanlış oyuncular transfer ettik. Biz şampiyonluk yarışına... söylüyor. Bak ben dinlemedim. Ben dinlemedim. Bugün konuşmasına buna değinmedi. Biz çok yanlış sportif direktörlerle çalıştık. Biz kurduğumuz kadrolar yanlış. Ya verdiğimiz oyunculara verdiğimiz paraların hatta hesabı yok. Bizim doğru bir futbol aklımız yok. Jorge Jesus'u getirdik. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmişçilerinde de bilmiyorum en yüksek rakamını ödediler bir teknik adama. Yani istenen performansı evet şu ana bugün derbi oynanacak, 3 puan kaldı, tamam, kupada da devam ediyor ama farklı bir hayal vardı, düşünce, ama yine yapılan çok yanlış transferler var. Fenerbahçe'de bir şey var. Fenerbahçe'de bana göre bir güç zehirlenmesi var. Yani başkan Selahattin Bahki, yani futboldan net anlıyoruz. Biz yapıyoruz, şimdi, ediyoruz. Fenerbahçe'nin böyle bir futbol aklı olmaması, Cem abi bak en büyük sıkıntısı. Yoksa şimdi, olsa bu paralar devre arası bir scout ekibinin orada, ha ne dedin, 7 milyon euro verelim Oğuz Tarih Valide'yi, Selahattin Bahki çıkıyor diyor ki teşekkür ederiz dedi. Bu oyuncuyu 7 milyon euroya almışlar. Yani diyor ki ya teşekkür ederiz, scout ekibinin başarısı. Cem abi buralarda Fenerbahçe'nin en son söyleyeceğim ciddi bir Ali Bey'in öz eleştiri yapması gerekir. Yani diyecek ki kardeşim ya biz ciddi anlamda buralarda hata yapıyoruz. Buralara doğru dokunuş yapmam gerek. Evet hakemi söyleyeceksin. Hakkın yeniliyor mu? Sonuna kadar savunacaksın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama bir öz eleştiriyi de kendine ben ne yapıyorum? Bugün onu da söyleyeyim. Nerede, nasıl, nasıl yanlış yaptım? Neyi nasıl yapmam gerek? Benim yaptığım bu hataları veyahut da bizim bu problemlerimizi biz kendimizi ifade etmenin önüne geçmemesi lazım. Biz dedi ifade ederiz kendimiz dedi. Bunlar bizim hatalarımız. Yani bunu gayet güzel bir kelimelerle toparladı. Çok büyük hatalar Cemal bunlar ya. Olabilir ama o da şunu söylüyor. Yani bize yapılan hatalar bizim yapmış olduğumuz hataların söylenmemesi anlamı çıkmamalı diyor. Biz diyor her şeyimizi söyleriz. Bizim... Bak söylesin, ben dedim hakem hatası söylesin. Ben de katılıyorum, yapıldı. Evet. Burada Adana maçında konuştuk vesaire. Ama o hataları da kabul ediliyor yani. Hata yap, hayır hata mı? Ciddi bunun anlamda da söylesin. Söyledi, bu kadar bugün yanlış transfer dile getirdi. Yani Fenerbahçe'yi konuşurken hep tekrara düşüyorsun. Bu kadar kendim için söylüyorum. Yani tekrara düşüyorsun. Yanlış transfer, yanlış hoca tercihi, yanlış sportif direktörler. Bu 5 yılı böyle okuyacaksın. Burada dersen sırf düzene, evet sen geldi şampiyonluk eline, Sivas Sporu 1-0 yensen o sene şampiyonluğu, bunu kaçırdın. Sen bunun öz eleştirisini de yap. Hakemlerle hakkın yeniliyorsa Ali Bey tabii ki bunu da dile getirsin. Hiç hakkıdır. Diğer kulüpler nasıl getiriyorsa hiçbir sıkıntı yok. Ha, ama Fenerbahçe'nin çok ciddi anlamda çöpe attığı paralar, yanlış transferler, yanlış teknik adam seçimleri var. Yanlışlıkları var, doğru katılıyor. Çok tutarsızlığı var. Mesela bir antrenör bu kulüpten giremez diyorsun, o antrenörle çalışıyorsun. Cem abi olmaz. He onu söylemen şey. Yani çok yanlışı var. Hiçbir şekilde yani buna hazırlık yapmamış Ali Bey maalesef. Yanında birkaç kişi inandı. Bana göre onlar dolduruyor. Onların da ne bildiği, ne konuştuğu belli değil. Şimdi Jorge Jesus, o insanlar ne konuşabilir? Jorge Jesus gidip ne der biliyor musun Ali Bey? Ya Mert Hakan'ın yerine İrfan oynasın der. Bu takım niye ya işte gol atamıyor? Bu takım niye gol yiyor? Niye bu takım offside taktiği yapıyor? Bunları söyleyebilir. Derinlemesine konuda konuşamaz. Evet, o iş adamıdır, konuşamaz. Yandaki insanlar, bu bak Fenerbahçe'ye bir de böyle bir sıkıntı var. Fenerbahçe'nin yakın böyle medyasındaki insanlar da zarar veriyor. Gürcan Bilgiç'le program yapıyorduk. Ben dedim futbol aklı yok. Dedi ki var dedi. Kim dedim? Selahattin Bahki dedi ya. Allah aşkına dedim. Gürcan bak zarar veriyorsunuz dedi. İngiltere'de kulüpte çalışmış. Ya Allah aşkına bir yönetici olarak çalışması orada. Bir futbol aklı mıdır ya? Gürcan öyle söyledi. Selahattin Bahki var dedi. Ya düşün yani hangi gözle bakıp ve de oradaki Fenerbahçe taraftarını bu şekilde konsolide ediyorlar. Ya evet olmaz. Selahattin Bey de bu işe kafa yoruyordur. Evet iyi bir yönetici de olabilir. Ben bir şey demiyorum. Ama onun iki dudağın arasından çıkacak sözle onu aldık, scoutla şunu aldık, buna bunlar doğru değil. 5 senedir aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar bekliyor Fenerbahçe. En büyük sıkıntısı bu. Yoksa hakkını tabii savunacak. Buyurun. Seviyeyi çok düşürdüler. Yani bakıyorsun Fenerbahçe Başkanı'nın söylemleri rakibiyle ilgili ağır, Galatasaray'ın işte yine seviye kültürüyle ilgili olarak işte 116 yıllık güzide kulübümüz diyor. Başarısız yöneticiler yüzünden bugüne kadar hiç düşmediği durumlara düştü. Bu durum utanç verici falan. Yani çok fazla birbirlerinin iç işlerine girmeye başladılar. Seviye gerçekten düşmeye başladı. Yani bu işe çeki düzen nasıl verilir? İşte Futbol Federasyonu'nun toplayıp tekrar toplanıp ya artık arkadaşlar ya yapmayalım, etmeyelim. Herkes kendi kulübünden sorumlu. Bu kadar birbirlerinizle sataşmayın. Bak sosyal medya etkileniyor, taraftarlar etkileniyor. Futbolun marka değeri düşüyor. Sahaya odaklanalım. Mutlaka diyordur ya. Ama toplumda geriliyor tabii. Tamam. Herkes birbirine işte dediğim gibi sahayı konuşamıyorsun. Ama şu bu gerçek. Yani ne olursa olsun bu kadar şeye bakarsak da Reha Hoca'ya da katılıyorum. Hocam size de katılıyorum ama iki takımda baktığımızda oyun, yani hakem hatalarına rağmen tabii ki her takım hakem hatası oldu. Ona rağmen Galatasaray lider olmayı hakkıyla lider. Fenerbahçe'de hakkıyla ikinci. Beşiktaş'ta Şenol Güneş geldikten sonra belki sezon başı gelseydi birinci sırada Beşiktaş olacaktı. Yani hakem hatalarına rağmen sıralama doğru bir sıralama.